Merhaba yine arkadaşlar, ben Dr. İlker Bayk. Bugün gelen sorular üzerine sizlere Foldix'in, Alba Foldix'in çalışma prensipleri üzerinde biraz bahsetmeye çalışacağım. Bu videoyu onun için çekiyorum. Çok da lafı uzatmadan bisiklet üzerinde anlatmaya geçeceğim şimdi. Gene rüzgarlı bir gündeyiz. Rüzgar sesi muhtemelen sizleri rahatsız edecek. Ama kısaca şunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu monitör üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5 seviyeleri var. 0'da kapalı. Bunun 1'e kadar olabilecek bir hız desteği var. Diyelim ki mesela 6 kilometre hıza kadar bu güç harcıyor. Watt olarak güç veriyor. Ama 6 kilometreden sonra hızı kesiyor. Mesela 2'ye bastığımızda diyelim ki işte 10'a kadar güç veriyor. 10 kilometre saatte hıza kadar güç veriyor. 3'e bastığımızda işte 15'e 16'ya kadar veriyor ve gücü kesiyor. 4'te 20'ye kadar veriyor. 5'te de 25'e kadar hız veriyor. Daha doğrusu 24 kilometre saate kadar hız veriyor. Siz pedal çevirdikçe bunun harcadığı güç azalıyor. Yani bataryadan daha az güç harcıyorsunuz. Şimdi benim yükseltilmiş batarya var. Opsiyonel olarak sunulan batarya var. Yani 378 wattlık değil de şöyle 460 wattlık olanlardan amperi biraz daha yüksek bir bataryam var. Bu bataryayı almamdaki amaç yola çıktığınız zaman durum belli olmuyor. Menzil biraz daha yüksek olsun diye. İşte bu menzili belirleyen de aslında sizin bu bataryadan aldığınız destek. Yani biraz da pedal çevirmeniz gerekiyor. Bunun bir büyük ihtimalle hız sensörü, bir de kadans sensörü var. Bunun sayesinde sizin ne kadar pedala bastığınızı anlıyor ve oluşan hızla sizin enerjinizi pay aldıkça motordan, bataryadan harcadığı enerjiyi azaltarak tasarruf yapıyor. Şimdi bu 250 wattlık ve 32 torkluk bir hap motora sahip. Bafang'ın hap motoruna sahip. Peki diyelim ki bu motor sadece 250 watt mı üretiyor? Hayır, burada göstergede gördüğümüze göre bu optimal bir değer 250. Ama bu mesela %12 yokuş çıkıyorsunuz veya aniden hızlanmanız gerekiyor. Buradaki benim gördüğüm watt değerleri arkadaşlar 526'ları falan görüyor, 530'ları görüyor. Yani sizi 25 hıza getirmeye çalışıyor bu 5. destek seviyesindeyken. Düz yolda da yani aniden biraz hızlandırmaya çalışıyor. Bir pedalda daha çok destek veriyor 5. seviyede. Niye? Hedefi çünkü bunun sizi 24'e 25'e çıkartmak. Şurada şöyle sorular geliyor. Son hız arttırabilir miyim? Son hızı henüz ben arttırmayı çok beceremedim arkadaşlar. Jant çapını küçültsem de şuradaki ayarlardan göstereyim size. Bunun arkadaşlar şifresi daha önceki videolarımda da var. 15 15 Arkadaşlar burada jant çapını küçültseniz de yani 16 yapsanız da işte bunu da son hızı 40 yapsanız da bu en fazla arkadaşlar 27-28 kilometre hıza kadar yükseliyor. Neden? Çünkü bu motorun da bir gücü var. Ben de 90 kiloyum arkadaşlar. Bunu yani bu hızlara çıkmıyor ama belki üzerine koysak bir 40-50 kilo birini o daha hızlı gidebilecek. Bu motor onu taşıyabilecek. Onun için burayla çok oynarsınız, oynamazsınız. Çok da önemli değil. Bunun gelişi tabii ki 20 hızla 25 olarak gözüküyor. Ben 40 yaptım. 40'ta ayarlı kaldı. Birazcık daha hızlanmış olacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey. Yani sonuçta burada 32 yazıyor. Ben bakıyorum saat kolumdaki saate gene de 28 hızlardayım, 29 hızlardayım. Yani burada bir %10, %11'lik bir yanılma payı oluyor arkadaşlar bu monitörler arasında. Bu zaten sizin daha sonra kilometre hesabınızda da yansıyor. Mesela şimdi demiş ki bu odometre 185 kilometre ölçtü. Oysa ki benim bu bisikletle toplam yaptığım kilometre şu an hemen hemen 165 kilometrelerde. Onun için burada bir %10 yanılma payı var. Bunu da arkadaşlar bilirler. Bu normal bu monitörler için. Maksimum hızı gösterir monitöründe. İşte ortalama hızınızı gösterir. Ne kadar süredir bindiğinizi gösterir. Şu iki düğmeye bastığınız zaman ayarlarını resetler, sıfırlar, basalım. Gördünüz. Onları sıfırladı artık. Tripi falan aldı. Bunu mesela arkadaşlar her bataryanızı doldurduğunuzda
tripi sıfırlayabilirsiniz. Bataryanızın sizi ne kadar menzil götürdüğünü göreceksinizdir. Bu sizin desteğinize göre dediğim gibi değişebiliyor. Bugün mesela çok rüzgarlı bir gün. Biraz bataryadan fazla harcadık. Ama mesela çok yokuş olmasın, rüzgar arkanızdan essin falan. Bu neredeyse sizi 70 kilometrede de götürebilir. Ama böyle tam aksi yönde de olursa 40 kilometrede de bataryası bitebilir. Onun için siz kendi gücünüzü, harcadığınız gücü, işte hava şartlarını, yol şartlarını da hesaba katacaksınız. Önde gördüğünüz gibi arkadaşlar 52'li bir ayna kol var. Arkada da arkadaşlar 13-32 bir rublesi mevcut Altus arka değiştiriciyle beraber gelen bir bisiklet. Step through kadro diyorlar buna. Yani tamamen ortadan katlanabiliyor. Gidon da katlanıyor. 3 parça oluyor. Suluk koymaya ya seleburnuza suluk kafesi takabilirsiniz bunların. Ya da işte benim yaptığım gibi gidona bir aparat uyduracaksınız. Bu gidon aparatları Decathlon'da satılıyor. 45-50 lira. Üzerinde bir suluk kafesi koyacaksınız. Elimde başka yoktu. Bu sarıyı bulabildim. Siyah koymak daha güzel olur bu bisiklete. Bence de. Bir ayna koydum. Yan ayna. Yan aynanın küçükleri de arkadaşlar pratik oluyor. Küçük olanlar da arkaya gösteriyor. Elimde bundan vardı. Bu aynadan koydum. Gayet de iyi oldu. Arka tarafı göstermek için soldan yaklaşan arabaları özellikle rüzgarlı günlerde bazen hissedemeyebiliyorsunuz. Teknik bilgilerle ilgili daha çok ilgili arkadaşların yorumlarını tabii ki bekliyorum. Sensörler hakkında, duyarlılıkları hakkında. Bu çünkü sensörlerin duyarlılıkları da aslında içerideki monitörden arttırılabiliyor. Ama onu çok daha bozmamak için, kurcalamamak için onların değerleriyle işin açıkçası çok oynamadım. Arkadaşlar bu hub motorlar daha çok aslında sizi belli bir hıza ulaştırdığı için o kadar da çok kuvvetli pedal çevirmenize gerekmiyor. Yani mid drive'lar, yani ortada, orta göbekte motoru olanlar gibi daha sportif bir sürüşten ziyade daha rahat bir sürüş sağlıyor. Yani size bir şekilde yokuşu istediğiniz hızda çıkartabiliyor. Ben %12'lik yokuşları çok rahat çıkıyorum bundan. İnişlerde de gayet stabil. Hani bazı arkadaşlar çok inişleri beğenmemişler. Kadronun yere yakın olması ile ilgili olarak, ama bu sonuçta 20 inç bir bisiklet. 20 inç katlanır, daha önce elektriksiz de kullanmışsanız bunların hepsi zaten arkadaşlar sizi öyle hissedecektir. Büyük teker gibi biraz daha rahat hareketler, böyle slalom tarzı hareketleri bu 20'lerle yapamazsınız. Yani gidonu çok fazla döndürmemeniz lazım. Fazla hareketleriniz fazla sonuçlara netice veriyor bu 20 inç tekerleklerde. 20 inçlerde ön ayna kolun büyük olduğunu gördünüz. Hatta yarış bisikletlerinin ayna kol oranı var 52 bunlarda. Çünkü lastik küçük arkadaşlar. Yani nasıl MTB'lerde lastik 29 olduğu için ön ayna kolları küçük yapabildiler. Bunlarda da lastik küçük olduğu için ön ayna kolu büyük yapıyorlar. Yani MTB alsaydınız, MTB bir elektrikli bisiklet alsaydınız ön ayna kolunuzda 34 dişlisi falan olabilirdi. Veya 40 dişlisi olabilirdi. Şehir bisikletlerindeki elektrikli bisikletlerde öyle kullanılıyor. Hakikaten 20 inç bisikletlerle, katlanır bisikletlerle arkadaşlar yokuş tırmanmak çok zor. Yani bunları almışken elektriklisini tercih etmenizi öneririm. Ben bunu katlanıp katlarsam metroya falan götürebilir miyim? İşte ondan sonra katlayıp vapura binebilir miyim? İstanbullular için söylüyorum. Arkadaşlar ağır bir bisiklet gene de, yani 20 kilo civarında bir ağırlığı var. Katlandığı zaman da biraz havaleli. 3 kat oluyor. Diğer videomda katlanmış halini de görebilirsiniz. Bir de buna Foldix'e mıknatıs koymamışlar. Tutan bir mıknatıs yok. Yani taşırsınız taşımasını, ama bir bayanın taşıması biraz zor bunu mesela. Otobüse indirmesi bindirmesi o kadar kolay değil. Ama iş yerinizde katlayıp koyabilirsiniz. Evinizde katlayıp koyabilirsiniz. Çok yer kaplamaz. Hava rüzgarlı olduğu için çok hareket halindeyken görüntü almak istemiyorum. Şimdi birinci vitesle başladık. Evet, birazcık destek verdi ve durdu. Bakın mesela şimdi destek vermiyor. Ben bu 15. hıza aslında kendim çevirerek çıktım. 2 veriyorum. 22. vites için de yüksek bir hız. 2'de de destek vermiyor. 3'te de destek vermedi. 4'te bakıyoruz destek girdi mi? Hayır, destek girmiyor. Bakın anca 5. viteste biraz itmeye başladı ve 28-29'da
kesildi desteği. Gördüğünüz gibi son hızı çünkü limitli arkadaşlar bunların. Biz ne kadar orada 40 yazsak da çok fazla da değişiklik olmuyor. Az sonra size tam tersi rüzgara karşı da bir çıkış göstereceğim. Orada da göreceksiniz yüksek wattlar yazacak. Evet, yolumuzun üzerine kazlar da çıktı. Bunlarla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Elektrikli bisikletimiz Foldix'le. Kovalamayın lan beni. Bir tanesi çok delikanlı, hemen üzerime geliyor. Köy yollarında çekimlerimize devam ediyoruz. Rüzgarın az olduğu bir yer bulunca da biraz motor hakkında bilgi vereceğim sizlere. Şöyle aralarda bir yerlere geçmeye çalışıyorum. Hareket halindeyken hem bisikleti göstermek hem çekim yapmak zor. Şuralardan bir geçelim. Şu an Karaevli köyündeyiz. Karaevli köyünün içinden geçiyoruz. Yine çok rüzgarlı bir gün. Tamam, bir şey yok ya. Kötü bakmayın ya. Hop. Hep sonu tırmana bak. Tamam, bir şey yok. Sakin olun. Maşallah. Tamam, devam. Harekete devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar, verdiğim bilgiler sizler için yeterli olduysa lütfen videomu kapatmadan evvel kanalıma abone olmayı da unutmayın. Pek yakında sizlere Decathlon'dan Rock Rider'ın elektrikli dağ bisikleti modeli olan EST100 modelini tanıtacağım. Başlangıç seviyesi bir elektrikli bisiklet bu. Biraz da onunla ilgili videolar çekeceğim. Bu bisikletin arkadaşlar yol tutuşu aslında çok rahat, kalın lastik olduğu için yoldaki titreşimleri de çok fazla hissetmiyorsunuz. Ben taşlı, topraklı yollara da bu bisikletle girdim. Çekim yapmak zor olduğu için çekim yapmıyorum. O yollarda da gayet iyi. Benim sizlere önereceğim, diğer videolarımda da hep öneriyorum. Lastiklerinizin patlama korkusunu yaşamaktansa lütfen lastiklerinizin içine bir patlak önleyici sıvı sıkın arkadaşlar. İç lastiklerinizin içine. Bununla ilgili de videom mevcut. Gayet basit bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Bir bisiklet aldığınız zaman bir de lastik patlayıcı alırsanız, önleyici, patlak önleyici alırsanız sizler için çok kolay olacak. Özellikle elektrikli hap motoru olan bisikletlerin arka jantlarını değiştirmek zor oluyor. Yanınızda bir anahtar veya alyan taşımanız gerekiyor. Ayrıca biraz da ağır oluyor. Yolda kalabilirsiniz bir arkadaşınızın yardımı olmazsa. İki kişi yapmak, tamir etmek daha kolay oluyor bunları. Bazı saatte tamamen lastiği çıkarmadan yama yapıyor üzerinde. Ama bunlar da doğa şartlarında biraz herkesin yapabileceği şeyler değil. Evinize yakın bir yerde kalmayabilirsiniz. 20-30 kilometre uzakta bir yerde kalıyor olabilirsiniz. Onun için patlak önleyici sıvıları da mutlaka öneriyorum. Şimdi arkadaşlar, yokuş yukarı çıkacağımız için motorun destek seviyelerini göreceksiniz. Gene rüzgar biraz fazla. Belki sesim gelmeyebilir ama buradan numaraları 1, 2, 3, 4, 5 diye değiştirdiğimi göreceksinizdir. Başlıyoruz. Bisikletim 8. viteste. Bakın, 7'ye çıktım, 8'e çıktım, 2'ye attım. Evet, 11'e geldi. Hız olarak 12'ye hızı kesti. 3'e atmam lazım ki elektrik bana destek olsun. Yoksa ben 12'de kendi gücümle çevirmeye devam edeceğim. Bakın, 15'teyim, 16'dayım. 70 wattta bu da. Çünkü ben de çeviriyorum, hem de 8. viteste çeviriyorum. Arkadaşlar, İsterseniz şu an 4'e atalım. 4'e atınca birden 430 watt verdi. Şimdi 270'e düştü. Hızımız da 19.6'ya çıktı. Ben çevirdikçe bataryadan harcanan watt da düşüyor. Şimdi 5'e çıkalım. 436, 445 yazdı. Evet, mesela 5. viteste artık çok enerji harcamaya başladı. Zaten arkadaşlar, bu bataryayı tüketen de sürekli 5'te rahat sürme isteği.
Şu an ben de rahat vites pedal çevirebiliyorum. Öyle o kadar zorlandığım bir ortam yok. Ama gördüğünüz gibi 440 watt veriyor. Bu 250 wattlık hap motorumuz. Bunların çalışma prensipleri hep birbirinden farklı. Yani Shimano S-Stepsync ile bu farklı. Decathlon'un gelecek olan bir motoru var. Onunki de daha farklı. O da 3 seviye yapmış. Ve işte başlangıç, orta ve üst seviye destek veriyor. Sonuçta bunları bilerek, araştırarak alırsanız sizler için daha faydalı olur. Arkadaşlar şimdi bu yokuştan ineceğiz. Şu karşıda gördüğünüz %11-12 eğimleri olan yokuşu Alba Foldix'imizle tırmanacağız. Foldix arkadaşlar Fold 2'den farklı olarak daha önceden de demiştim zaten. Mekanik disk fren kullanılıyor. Tabi isterdik ki hidrolik disk fren olsun ama hidrolik disk fren hem maliyetli olacağı için hem de katlanır bisiklette belki de işte pozisyon gereği bozulma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle kullanılmamış. Neden bunu kullanmışlar derseniz de tabi bu maliyeti arttırıyor mekanik disk fren kullanılması ama özellikle yağmurlu havalarda işe gidip gelenler için, gördüğünüz gibi çamurlukları da üzerinde olan bir bisiklet olduğu için yağmurlu havalarda da binileceği düşünülmüş veya çıkarsınız evden yağmur yağar bilemezsiniz. Ne olur, bunun tutması tabi daha etkili olur. Normal V frene göre bir gaz kolu var gördüğünüz gibi. Gaz kolunu sonradan kendiniz monte edip soketini buradan yerleştiriyorsunuz. Çok basit bir işlem. Önce LG'yi çıkartmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çekim yapabilirsem yokuşu çıkarken de size çekimde göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar az önce yokuştan indim. Son hız olarak 67.5'u gördüm. Gayet stabil bir iniş. Bir tır şoförü gibi demiyorum. O 29 inç MTB'lerde oluyor ama bununla da bir minibüs şoförü kadar rahat oturuyorsunuz arkadaşlar. Sedesi de rahat, sürüş pozisyonda dik. İşte biraz gidonu da yukarı doğru kaldırırsanız çok güzel bir şekilde, güvenli bir şekilde iniş yapıyorum. Burada da %12 eğimler var. Bunları Garmin ölçüyor. Ondan söyleyebiliyorum rahatlıkla. Çok rahat indim. Şimdi 4. destekte vitesim de 5'lerde 260 watt destek veriyor. Bu yokuşu çıkmaya çalışıyorum. Bugün çok rüzgar olduğu için özellikle rüzgara karşı da sürdüm. Çok tüketti bataryayı. Onun için ben de şu an çeviriyorum. Hatta vitesimi biraz küçülteceğim birazdan. Bu videoyu biraz arka hap motorun çalışma prensiplerini anlatmak, biraz sizi yokuşlar konusunda tereddüdünüzün kalkması için, yokuşlar konusunda elektrikli bisikletlerin ne kadar destek olacağı hakkında tereddüdünüzün kalkması için biraz da bir yol videosu olması amacıyla çektim. Foldix'te çünkü herhangi bir tur videosu çekmemiştim. Arkadaşlar sağ olun beni izlediğiniz için. Elektrikli bisikletlerle ilgili birçok videom var. E-Gravel'le, E-Sportive'le, Carraro'nun modelleriyle ilgili. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Lütfen videodan çıkmadan önce dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldı. Yaklaşık 1 yıldır aktif olan bir kanalız. 1000 aboneyle bitirmek istiyorum sizin yardımlarınızla. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.